İnanç özgürlüğü kuruluşları Nijerya'yı yeniden endişe edilmesi gereken özel ülke olarak tanımaya çağırdı. İnanç özgürlüğü kampanyacıları ABD Dışişleri Bakanlığı'nı Nijerya'yı yeniden endişe edilmesi gereken özel ülke olarak tanımaya çağırdı. 33 örgüt ve 35 kişi Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'a bir mektup göndererek Batı Afrika ülkesindeki Hristiyan zulmünü araştırmak üzere özel bir elçi atanmasını istedi. Radikal grupların hakim olduğu bölgede Hristiyan çiftçiler şiddet ve ağır zulümle karşı karşıya. Mektupta Kasım 2021'de Nijerya'nın endişe edilmesi gereken özel ülke tanımından çıkarılmasıyla Hristiyanlara yönelik şiddetin arttığı belirtildi. Open Doors'un 2021'de Nijerya'da öldürülen Hristiyanların sayısının diğer tüm ülkelerden daha fazla olduğunu tespit ettiği bilgisi yer aldı. 2022'nin ilk yarısında aşırılık yanlısı gruplarla bağlantılı şiddet olaylarında en az 2543 Hristiyan öldürüldü. Şiddet adam kaçırmaların yanı sıra kiliselere ve din adamlarına yönelik saldırılarla yayılıyor. Pentekost Bayramı'nda Ondo eyaletine bağlı Ovo bölgesindeki San Francis Xavier Katolik Kilisesi'ne düzenlenen saldırıda en az 40 inanlı hayatını kaybetti. Nijerya hükümetinin radikal gruplara yönelik hareketleri şüpheli olmaya devam ediyor. Mektup ayrıca Nijerya'nın kuzey eyaletlerinde hem Nijerya anayasasını hem de uluslararası hukuku açıkça ihlal eden ve şiddetin artmasına yol açan küfür yasalarına değindi. Sokoto'da bir Hristiyan üniversite öğrencisi olan Deborah Emanuel Yakubu'nun sınıf arkadaşları tarafından öldürülmesinin dehşeti vurgulandı.